Herkese selamlar. Eda'ya da böyle şey giriyorum ama şimdi hani. Kayıda başlama şeyi, kayıda giriyorum ama bak şimdi. Merhaba arkadaşlar. Yeniden hoş geldiniz. Age of Empires 4 YouTube serimize. YoTop. YouTube serisi biraz şey oldu. Sanki eskiden hani Twitch'te yapıyorduk ya, sanki yine hala Twitch'te yapıyormuşuz gibi. Gerçi gene Twitch'te de yapıyoruz da. Ya genelde YouTube'da yayın yapıyoruz öyle mi? Neyse, merhaba YouTube, merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Beni izleyen 10 kişi ve diğerleri falan diye. Böyle artık şey yapmıyorum. O 10 kişinin haricindekiler böyle izlemeyi bırakıyormuş falan. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Tekrardan Age of Empires 4 serimize devam ediyoruz. Normanları bir türlü bitiremedik. Burada 1, 2, 3, 4, 5 görev yaptık aslında. 5 görev yaptık. 4 bölüm çektik. İlk 2 bölüm 1'di ama 5 görev diyelim. 5 bölüm ilerledik. Şu an 6. bölümdeyiz. İlk Lincoln muharebesi. Bakalım ilk Lincoln muharebesi neymiş acaba? Tarihini hep birlikte öğrenelim. Hiç zaman kaybetmeyelim. Lak-lakımızı uzun loading de yapıyoruz burada hatırlayın. 1141 yılında gerçekleşmiş bu hadise. İmparatoriçe Matilda. Matilda deyince kulüp dizisi geliyor değil mi aklımıza şu anda? İç savaşın ateşini körükleyerek İngiliz tahtı için hamlede bulundu. O zamanlar kadınlar da güç için savaşıyor. Evet, görev başlat diyelim bakalım. Matilda. Az önce anneme Netflix öğrettik de. Normandiya, Fransa. After England defeated the French at the Battle of Bremieux, Normandy was back in King Henry's hands. But ne oluyor? Later, his good fortune turned to tragedy. In 1120, his son and heir William Adelin died in a shipwreck. The future of Henry I's kingdom was in jeopardy. Anarşi. İsyan çıktı. Henry desperately needed a new heir. With no legitimate sons left alive, he broke with tradition and chose his daughter, Matilda. Henry forced his barons to swear an oath to accept Matilda as queen. But when the king died, they broke their promise. England would not be ruled by a woman. Matilda's cousin Stephen saw his chance and claimed the throne. İte bak hele ya. The crisis moved to the capital. At Westminster Abbey, Stephen was crowned king. But Matilda wanted what was hers. She was also lining up powerful supporters who would fight Stephen for her right to rule. Their conflict engulfed England in civil war. Fighting raged throughout the land. In 1141, everything focused on one of the kingdom's most strategic cities, Lincoln. Lincoln Kalesi. Matilda's allies had commandeered the castle. But King Stephen was determined to take it back. He besieged the castle. Stalemate. Biz kimi oynayacağız acaba burada şu an? On February the 2nd, everything was about to change. Matilda's half-brother, Robert of Gloucester, raced to break the siege. As Robert's forces approached Lincoln, Stephen's army turned away from the castle to face them. Robert could win Matilda the crown, but only if his army could win the day. Biz Robert mi oluyoruz acaba burada? Şu anda çok Robert oluyormuşuz gibi geliyor. Kuşatma mı? Bir şey itiraf edeyim. Çok hatırlamıyorum. Age of 3'te ya da 2'de nasıldı? 2 en efsanesiydi. Öyle bir şeyimiz vardı. Çok oynadık. Acaba şeyinden mi? Neyse. Kale kuşatmasını pek beceremiyorum. Beğendiğimden mi, beğenmediğimden mi ondan da emin değilim. Böyle kuşatma yapıları Age of oyunlarında bana ya zor yani ya da işte bir şey geliyor. Nasıl söyleyeyim?
Evet, biraz karmaşık geliyor yapısı. Umarım Age of 4'te bunu çözeriz. Yani yoksa cesaretimi toplayıp diğer Age of oyunlarına dönemeyiz yani, o kötü olur. Daha sırada oynayacağımız 3 tane Age of hikaye oyunu var çünkü. Yani oynayacağımızı düşünüyorum, bilmiyorum. Age of Empires 1, 2, 3 grafik geliştirmelerine baktım. Gerçekten güzel, tatlı olmuş. Özellikle yani ben Age of 1'i daha çok oynadım aslında. Yani en çok 1 oynamış oldum. 2-3 zamanlarında başka oyunları da tecrübe ediyordum. Hani ondan dolayı onları da bir tekrardan güzel grafiklerle tecrübe etmek istiyorum ama ağır eleştiriye de maruz kalabilirim. Bu ne işte, tarih öncesi oyunlar oynuyorsun falan diye. Bu ne abi ya falan diye. Tabi bu eleştiri yapanlar da bakma 2004 oyunlarını oynuyorlar da. Oğuzhan'cım. Çayımı alacağım hayatım. Loading screen'de bir şeyler söylemek ister misin Eda'cığım? Sen konuşabilirsin bu arada, bu videolarda da katılabilirsin. Sen sadece katılmak istemediğin için ben seni dahil etmiyorum. Ya normalde kameranın yeri hazır. Evet, şu anda konuşmuyor da. Utandı abisi falan diye. Evet, ilk Lincoln muharebesi. Lincoln'deki kale kuşatma altındaydı. Kalenin içinde İmparatoriçe Matilda'ya sadık kuvvetler, Matilda'nın üvey kardeşi Glasscarlığı, bilmiyorum nasıl telaffuz ediliyor, Robert'tan destek bekliyordu. Kuşatmayı bozmak için Robert'ın kralı esir alması gerekecekti. Hadi bakalım. Bunu aslında daha önce okuyabilirdim o zaman. Lincolnshire. Robert of Gloucester's forces approached Lincoln. Their task. Biz Robert'ız bu arada. Bu kadar askerle mi? While behind Lincoln's walls, troops loyal to Matilda held the castle for the Empress. Bir işçi falan verseydin. First, Robert's forces would stage an ambush to prevent enemy reinforcements from joining with King Stephen's army. Pusu kuruyorum şu anda. Yerinde bekleme komutu hold'dur genelde ama. Bunu S'ye basınca alması gerekmiyor mu? V'ymiş, yerinde bekle. Dur, giderken ve bu kısa yolları da öğrenelim de. Casual oynadığımız için çok aman aman lazım olacağını düşünmüyorum ama yine de düşman takviye birliklerini saf dışı bırak. Nerede? İlk sütunu yok et. Ha, geliyorlar. Ben mi gideceğim acaba? Evet. Takviye birlikleri yok ettik ilk sütunu. Geri gel. İkinci sütun. Ne oldu aşkım? Söyle. Ya gidip geliyor ama, değil mi geri? Tamam, sıkıntı yok. Ark falan da yapıyordur, bilmiyorum şu anda. Hey, sessiz ol. Aha. Lan 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 lan.
Pusulanı burasıymış ya. Neyse. İlk önce okçulara saldırmaya çalışıyorum ben. O yüzden... Orta kanada saldırmayı düşünüyorum hep. Gibi. Tamam, eşit dağıldılar, güzel. Üçüncü sütun olmasın, bir takviye birlik gönder birazcık. Gerçi bir iki tane adam kaybettim. Robert was steadily undermining the siege. Son sütünü yok et. Yıldız burada, pus olanı burada. Şuradan gelecekler sanırım. Hiç atlım kaldı mı? Hiç atlım kalmamış. Şu an pusudayım aşkım. Bağıranlar benim adamlarım değil. Ama neredeler? İp nelere bak. Ama yani bir göreydik orada, bir ışık falan yanaydı yani, adamları pusu kurduk da yıldızı mı takip ettik yani, anlamadım orada tam olarak. Tabi bunlar yakın mesafeden çalışamadıkları için. Masum bozuldu ya rolü. İş yerinde var bir tane masum aşkım. Ne? Şunun yenisini alalım, 200 lira bir şey. Ege tamir etsin bunu da. Yedek olsun. Bilmiyorum, baksana bebeğim, Logitech Light Sync. 180 yok. 160 liraya almıştık. Ucuz bir şeydi yani. Hatırlıyorum öyle 150-160 liraya gibi bir şey almıştık. ...222 liraymış arkadaşlar. Bağışta bulunacak, yardımda bulunacak birisi varsa. Niye, ben gayet ciddiyim. Ya çok fakir değiliz ama... Yani şöyle bir hediye... ...bozmazdı beni yani. Şu an kullandığım fare bu arada. Önümüzdeki maaştan ancak. Hayal edebilirim şu anda yeni mouse'um. Keşke o zaman iki tane alsaymışız aşkım. Ya o zaman da pahalı diye sen bayağı düşünmüşsün size. Pahalı değil mi yani? Pazar kasabasında yıkıyoruz şu anda. Güneş doğuyor, gördünüz mü? Takviye birliklerin geldiği yerde. With the market town in ruins, King Stephen's supplies began to dwindle. Ya normalde zaten bir gerçek bir tarihi olayda da
bu tarz ilerler kuşatma mantalitesi. But King Stephen had the roads to Lincoln heavily guarded, and the route was not without risk, even for the hardy Welshman. Ha, şeyler geldi. Welsh dediği Gallerlerdi, değil mi? Evet, Gallerli müttefiklerle buluş. Tamam, buluşalım, git oraya. Şu atlılar çok hoşuma gidiyor ya. Şu ata bir uzun kıyafet giydiriyorlar yani. Lightsing G203 arkadaşlar, hediye almak isteyen varsa. 200 lira çok değil, bozmaz sizi. Seni de bozmaz, it falan diyenler. Making their way to Lincoln, Matilda's Welsh allies were ambushed by the king's soldiers. Ne ya, mama mı? Senin babanın araba bozdu bizi ya. Lan Gallerli arkadaşlara şöyle bir marş yok mu? Ya Galler de sadece okçu göndermiş arkadaş, olmaz ki böyle ya. Savaşa geliyorsun yani. Ya en azından bir kılıç kuşananın olsun ya kardeş. Evet, 5 tane mızrakçı varmış. Heh, geldi. Tamam, Gallerli arkadaşlara da yardımcı olduk. Şimdi görev kaydediliyor, bir saniye. Kuşatma yapan kuvvetleri mağlup et. Yani ana amacımız o. Direkt girmeyeceğiz herhalde. Değil mi? Direkt mi giriyoruz? Direkt gidiyoruz vallahi. Burada bir köprü var. Buradan geçeceğizdir büyük ihtimalle. Bu her ağaçlığı bana pusalan olarak mı gösteriyor? Yok, göstermiyor, tamam. Ha, şurada. Tamam. Şurada bir birlik çıkıp duruyor da önce bu birliğe mi saldırsam acaba? Robert's forces spotted a large detachment of Stephen's soldiers guarding the castle gates. If they hoped to liberate Lincoln, they would need to break the blockade and rout the army. Lincoln'a giriş yapmam lazım. Şu anda en sakin yer burası galiba. Şöyle gidelim ya. Aslında güzel tahkimat kurmuşlar. Ama Gallerli okçular sağ olsun şu anda eritiyoruz uzaktan. Bizim süvariler biraz şey oldu, ezildi ama olsun. O kontrol mekanizmasını henüz bana verdirtmiyor. Mesela işte hatırlarsanız StarCraft'ta, Warcraft 3'te biraz daha işte böyle birlikleri farklı farklı mesela şuralardan yönetimlerini sağlıyordum. Bunda şu an öyle pek bir şey yapmıyorum. Basıyorum askeri. En sevdiğim oyun tarzıdır bu arada. Bas askeri. Üret parayı. Geç. Lincoln'e girelim. Şu kapıdan geçişleri çok kötü olmuş. Bunu umarım düzeltirler ileride yani. Tamam, kale batı kampını temizle falan filan.
Şimdi bir saniye. İşçim var mı? İşçim var abi. Peki ben bir şey soracağım bu işçi kardeşlere. Şöyle bir kule diksek menzilden... Menzilde değil. Değil mi? Değil. Şöyle baksak. Aa, güzel ayarlamışlar onu bak. Ama şimdi... Aha, şöyle... Taş sur kulesi o da... Mesela menzil... Evet sıksa ya. Ha, şu etkili menzil var. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Tamam. Şimdi F1'di. Yönetim binaları. Şu... Önce şurada bir toplanın abi siz. Bana ne yap biliyor musun? Sen bize ne yap biliyor musun? Biraz şövalye. Biraz arbelet. Arbelet önemli. Altını nereden topluyor bunlar? Altın yoksa arbelet önemli. Az okçu bir de düz mızrakçı versen bana bir müddet. 200 şeyim var maksimumda yani. Burada şeyler var. Şunlar var. Bu altın buradan toplanıyor şu anda. Problem yok. Taş da toplanıyor. Bu işçiler ne işe yarıyor? Hiçbir işe yaramıyor. Peki. Yeterli kaynak yok. Sadece yeterli kaynak yok çekiyor değil mi? O zaman siz gidin abi. Hepiniz şuradaki altını bir sömürün bana, iyi mi? Çünkü burada değirmenim var. Yiyecek geliyor. Biraz daha işçi basabilirim ama. İşçiler şuraya çıksın. İşçi iyidir. İşçi güzeldir. Bu arada 145 ordu var. Benim burada ordumdaki asker sayısı 90. Aslında az da bir ordum yok hani. Hmm, otomatik savunma da var burada. İç kale bu tamam hatırladım bunu üretimini de yaptırabiliyorduk. Ya şu binadan geçme olayı tamam bak buradan sura çıkıyorsun. Yani onun animasyonu hoşuma gitmedi yani gitti desem yalan olur ya. Ne şey yapayım yani. Üretim devam arkadaşlar. Ha? Yok bebeğim bu Age of Empires'ın ikonik seslerinden biridir o. Ha. Ama yani ben orada et avcılık. Here's your worker. As you wish. Evet 111 askerle ben şu doğu kampına bir gitmeyi düşünüyorum. Yeteri kadar birliğim olduğunu varsayıyorum çünkü orta seviye, kolay seviyede oynuyoruz. Burada çıkan işçiler et üretimi önemli. Bir tarla daha gider buraya. Şuraya. Evet burası yarıldı. Biraz daha okçu isteyebilirim açıkçası. Arbelet isterim. Güzel altın birikmiş. Tabii şimdi burada kalenin de gücünü alıyoruz arkamıza. Onlarda da mancınık gücü var. Matilda's forces struck hard, destroying one of King Stephen's siege camps.
Matilda'nın ordusu biz oluruz bu arada. Matilda'nın adamlarıyız arkadaşlar. Here's your worker. King Stephen's army dwindled as Matilda's forces struck down another siege. Şövalyeler çok güçlü ama çok çabuk da yıkılıyorlar şu anda. Şu atlı şövalyeler ağır yakın dövüş süvarisi. Şöyle bir gathering yapalım şurada. Hestes. Tamam, zaten aslında şehrin savunması değilmiş. Büyük ihtimal daha fazla savaş makinesi getirecekti şey olsaydı da. Zorluk seviyesini arttırmış olsaydık. Şu anda koçbaşını yapmama gerek yok. Hiçbir geliştirmeyi de yapmama ihtiyaç kalmadı açıkçası. Mesela şunları falan yapılabilirdi yani. Bir şey mi, mesaj mı geldi? Batı kampını da yok edeceğiz. Böylelikle Lincoln kuşatmasını kaldırmış olacağız. Şu anda okçu sayısı, aslında okçu çok önemli ya. Ama arbaletçilerin şu kurulması var ya bak. Tekrardan reload yapması, o çok uzun süre, bak 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 sarıyor böyle. İşte gerçekte de öyle aslında, o güzel olmuş yani. King Stephen was spotted, shielded by his men. To end the siege, Matilda's forces needed to capture Stephen and rout his army. King Stephen'ı ele geçir ama 50 kişilik bir ordum kaldı. Açıkçası süvarileri de fazla, benim öncül askerim çok kalmamış. Kale önünde bir savunma yapabilirim eğer şayet geleceklerse. Yok, biraz açılalım. Şu an tamam, o mancının range'e girdi salak. Kral Stephen bu arada acaba tahta çıkıyor yani o zaman. Tabi Queen Matilda diye anmıyor. Okçuları biraz geri çekmek gerekiyordu. Benim şey ne, ben Robert'tim yani. Robert nerede acaba, Queen olarak mı devam edeceğim bundan sonra? Kral Stephen atı düştü, kendi ölmedi herhalde. Ama kendi yok şu anda piyasada. Şöyle içeri dönelim. Şu askeri birliklerin dışarı çıkmamış olmasına ayrı ayrı oldum, onu da söylemedim yani. Matilda's forces had won the battle at Lincoln.
But the fight for the crown was not over yet. Evet. Steven'ı yani ele geçirdik, daha ne olacak? Ve zafer. Güzel bölümdü. Hep söylüyorum, hatta sağ olsun bir arkadaşımız da destek vermiş oradan. Hani böyle skirmiş modları var, onları da şey yapabilirsin, deneyimleyebilirsin şeklinde. Hani çünkü işte kurulumda hani bina kurmayı da, asker yapmayı da falan, bu tarz şeyleri seviyorum diye demiştim bir önceki videoda. Tam olarak hani şey değil, hikayeyi de çok seviyorum çünkü bizi tanıyanlar hani bu kanalın kuruluşu lore üzerine, hikaye üzerine başladı. Ana şey o. Tabii vakit kaldıkça o tarz şeyler de yapmıyor değilim yani boş vakitlerimde, ama henüz Age of Empires 4'te öyle bir şey yapmadım. Ama bu bölüm çok güzeldi. Tamam, bütün kurulum bana yaptırmadı. Hazır kurulu bir şehir vardı çünkü yani Lincoln var, öyle bir şehir. O şehrin savunmasını yaptırdı bize. Bir Robert olduk, bir Matilda olduk. Ne olduğumuzu şaşırdık. Ama Kral Steven'ın esir düşürdük. Bakalım tarih bize neleri gösterecek, bir sonraki bölümde neler yapacağız. Matilda'nın kuvvetleri kuşatmaya son verdi ve Kral Steven'ı esir aldılar. Fakat Matilda'nın İngiliz tacı için olan çalışması sonlanmaktan çok uzaktaydı. Şimdi benim vaktim var. Ama bölüme devam etmeyeceğim. Sünmesin. Çünkü yarım saat olmuş. Bir sonraki bölümde görüşürüz diyeceğiz arkadaşlar. Ama ben çekeceğim. Siz artık bir gün sonra, bir buçuk gün sonra falan izlersiniz. Kusurumuza bakmayın. Bu işler böyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Eda da şu anda mouse'ları tıklayarak size veda ediyor. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.